Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12. hikayemizle derslerimize devam ediyoruz. İkinci setimizin ikinci hikayesi oluyor bu. Birinci setimizde 10 hikaye vardı. İkinci setimizin ikinci hikayesi de 12. hikayemiz oluyor. Hammude ve Sadefetul Acibe ismindeki hikayemiz. Hammude daha önce de geçmişti. Erkek çocuğa koyulan bir isim demiştik. Evet, yazılış itibariyle müennes gibi göründüğünden dolayı gayrimunsariftir diye bir önceki hikayemizde bahsetmiştik Hammude isminden. وَالصَّدَفَةُ الْعَجِيبَ Sadefe, deniz kabuğu demek. عَجِيبَ, garip, tuhaf, olağanüstü, harikulade gibi anlamları var. Hikayelerde genelde sihirli anlamında çevrilebiliyor. Sihirli deniz kabuğu diyebiliriz. في يوم من الأيام ذهب حمودة في رحلة مع أصدقائه إلى البحر فأخذ يبحث عن الصدف المنثور على طول الشاطئ في يوم من الأيام Günlerden bir gün ذهب حمودة حمودة gitti Nereye? في رحلة bir geziye Gezmeye gitti Bakın ila değil de fi kullanılmış burada. Zehebe ile fi de kullanılabiliyor. Ma'a astiqaihi arkadaşlarıyla birlikte. Nereye gitti? İlal bahri denize. İşte burada ila geldi. Muhtemelen iki ila olmaması için bu şekilde kullanılmış. Denize gitti arkadaşlarıyla birlikte. Fe ehaze yebhathu. Aramaya başladı. Fe burada atıf. Denize gitti. Sonra ne yaptı? Aramaya başladı. Ne aramaya başladı? Aramak fiili behase yebhasu an ile kullanılıyor. Bu kısma an geliyor. Ne aramaya başladı? Hani sadefi deniz kabuğu aramaya başladı. Nasıl deniz kabuğu? Burada el mensuri şeklinde sıfatı gelmiş. Dağılmış, saçılmış anlamlarında. Nereye? Ala tuli şati sahil boyuna dağılmış deniz kabuğu aramaya başladı. Mele'e hammude haqibetehu s-sagira bis-sadef ve lemma aade ilel beyti akhraca s-sadefatil mulevvene el-cemile ve akhaza yulsiquha ala sunduqin s-sagir. Mele'e doldurdu Hammude Hakibetehu sagira küçük çantasını doldurdu. Ne ile? Bir sadefi deniz kabuğu ile doldurdu. Mele'e bi ile kullanılıyor. Ne ile doldurdu? Bir sadefi deniz kabuğu ile. Ve lemma aade ilel beyti eve döndüğünde, eve döndüğü zaman. Burası önemli arkadaşlar. Lemma'dan sonra mazi fiil gelmiş. Bu şekilde olduğunda lemma indema anlamındadır. Döndüğü zaman. Yani henüz anlamı vermiyoruz. Çünkü burada muzari fiil gelmemiş. Sonrasında ne gelmiş? Mazi fiil gelmiş. Evet. Bu şekilde olduğunda indema anlamı veriyoruz. Eve döndüğünde ahraca çıkardı. As-sadefatil mulevvene el-cemile. Güzel rengarenk deniz kabuklarını çıkardı. Ve ahve yulsiquha onları yapıştırmaya başladı. El saqa yulsiqu ilsaq. İf'al babından yapıştırmaya başladı. Neye yapıştırmaya başladı? Ala sunduqin sagirin küçük bir kutuya. Küçük bir kutunun üzerine yapıştırmaya başladı. Ve kâne vardı. Min beyni sadefâti, deniz kabuklarının arasında. Ne vardı? Sadefetun sevde, siyah bir deniz kabuğu vardı. Deniz kabuğu burada sadefetun diye müannes geldiği için rengi de nasıl geldi? Sıfatı yine müannes olarak geldi. Esved değil de sevde şeklinde getirmek gerekiyor. Çünkü sadefe kelimesi müannes. Peki yukarıda sadef diye geçmişti bu kelime. Deniz kabuğu aramaya başladı derken sadef diye geçmişti. Neden burada sadefetün diye geldi? Bu şekilde olduğunda arkadaşlar birlik ifade ediyor.
bir deniz kabuğu. Evet. Bir deniz kabuğu vardı diyor, siyah renkli bir deniz kabuğu vardı. Fakat sadef dendiğinde cinsini kastediyor. Yani deniz kabuğu aramaya başladı. Yani bir sayı falan belirtmedi yukarıda. Burada sayı belirtmek için teklik ifade ederken sadefun değil, teklik ifade ediyorsak eğer sadefetun demek gerekiyor. Buna örnek olarak mesela İşteraytu minessuqi portukalen dersek pazardan portakal aldım. Portakalen ve tufahen şeklinde cümleler kurabiliriz. Pazardan portakal ve elma aldım. Ama herhangi bir sayı, kilo, herhangi bir şey belirtmemiş oluyoruz cümlede. Pazardan portakal aldım, elma aldım gibi bir cümle kurmuş oluyoruz. Fakat eğer portakaleten ya da tufahaten diye kurarsak cümleyi, o zaman gerçekten sayısıyla bir elma aldım anlamına gelmiş olur. Burada da sadefetun demesinin sebebi birlik ifade etmek için. Bunu da belirttikten sonra geçiyorum. Fe erade hamude, hamude istedi. Ne istedi? En yetehallasa minha, ondan kurtulmak istedi. Enli mastar gelmiş burada. Tahallasa min. Min ile kullanılıyor. Kurtulmak demek, bir şeyden kurtulmak. Ha nereye gitti? O siyah deniz kabuğuna. O siyah deniz kabuğundan kurtulmak istedi. Ve yermiyehe, atıf var yukarıya. Ve yermiyehe, onu atmak istedi. Bakın en hala buraya da etki ediyor. Ve yermiyehe, onu atmak istedi. Nereye? Fisselletil muhmelati, çöp kutusuna atmak istedi. Ve fec'eten, birdenbire teharraket, hareket etti. Ney? Es-sadefetu, deniz kabuğu. Fi yedi hammude, hammudenin elinde deniz kabuğu birden hareket etti. Varteaşet, titredi. İrteaşe, yerteaşu. Burada da müennes gelmiş, sadefeden bahsettiği için. Varteaşet, titredi. Fe, bunun üzerine, bu yüzden. Elgaha, elga, yani hammude. Ha onu attı. Hamude onu attı. Alel ardı yere attı. Havfen korkarak. Bu yüzden hamude korkarak onu yere attı. Limaza turidu en termiyeni? Limaza turidu? Neden istiyorsun? En termiyeni, beni atmak istiyorsun. Nereye? Fisselletil muhmelati ya hammude. Neden beni çöp kutusuna atmak istiyorsun hammude? Galeti sadefe. Galet, burası sakin aslında biliyorsunuz. Geçiş yapılırken sakinler esreyle harekelenebiliyor. Galeti sadefe, deniz kabuğu dedi. Yani devrik bir cümle gibi düşünelim burayı. En başta değil de burada söyledi. Ne dedi? Neden beni çöp kutusuna atmak istiyorsun Hammude dedi deniz kabuğu şeklinde bir çeviri yapabiliriz. Tereddede Hammude قبل أن يجيب ثم تشجع وقال لأنك لست جميلة المنظر ولا فائدة منك وسيبدو صندوقي أجمل من دونك. Tereddede, tereddüt etti Hammude. Qable en yucibe, cevap vermeden önce tereddüt etti. Sümme teşecca, sonra cesaretlendi. Ve kal, dedi ki, ve kale, tabii ki burada duruyorum. Ve kal, dedi ki, li enneki, çünkü sen, lesti cemiletel manzar, güzel görünüşlü değilsin. Ve la faidete mink, bir faydan yok. Senin bir faydan yok. Ve seyebdu sunduqi, kutum, benim kutum, seyebdu görünecek. Ecmele, daha güzel görünecek. Mindunik, sensiz. Sen olmadan benim kutum daha güzel görünecek. O yüzden seni çöp kutusuna atıyorum. Kullanmayacağım, demiş Hammude.
قالت له الصدفة: حسنا، سأحقق لك ثلاث أمنيات على أن تعدني بألا ترميني. قالت له الصدفة. Deniz kabuğu ona dedi ki, gale her zaman lam ile kullanılıyor gördüğünüz gibi. Kime dedi, o kısma lam geliyor muhakkak. Galet dedi, deniz kabuğu dedi. Kime? Lehu ona, hammudeye yani. Bu kısma hep lam geliyor. Kime söyledi? O kısma hep lam geliyor. Hasenen, tamam. Seuhakkiku, gerçekleştireceğim. Leke, senin için. Felâse umniyyât, üç dilek. Üç dileğini gerçekleştireceğim. Umniyye, bunun tekilidir. Umniyyat gelmiş çoğulu. Neye karşılık? Ala en ta'ideni, söz vermene karşılık. Va'ade ya'idu. Burada da ni şeklinde mef'ulünü almış. Söz vermene karşılık, bana söz vermene karşılık. Bi ella termiyeni, neye dair? Bi en la, en la ile birleştiğinde arkadaşlar bu şekilde kullanılabiliyor. Yani bi ella aslında bi en la şeklinde düşünebiliriz. Beni atmayacağına dair. Evet. Beni atmayacağına dair bana söz vermen karşılığında senin için üç dileğini gerçekleştireceğim. قال حمودة حقا ما تقولين أعدك بذلك. حقا ما تقولين, yani doğru mu söylüyorsun, söylediklerin doğru mu? أعدك, sana söz veriyorum. بذلك, bunu, buna dair, yani seni çöp kutusuna atmayacağıma dair sana söz veriyorum. اجتمع الأطفال حول حمودة ينظرون إلى صدفاته الجميلة ويتمنون لو أن حمودة يعطيهم بعضها ولكنه رفض ذلك ورأى أحد الأطفال يحمل لعبة حديثة يلهو بها وحده. اجتمع toplandı. الأطفال çocuklar حول حمودة, حمودة'nin çevresinde toplandılar. ينظرون إلى صدفاته الجميلة, güzel deniz kabuklarına, Hammude'nin güzel deniz kabuklarına bakarak. Ve atıf yaptı burada. Yetemenneune, isteyerek. Temenna, yetemenna, cemisi gelmiş burada. El atfal, çoğul olduğu için. Yetemenneune, isteyerek. Lau enne Hammude yu'tihim ba'daha. Hammude onlara deniz kabuklarından birkaçını, bir kısmını versin diye isteyerek Hammude'nin etrafında toplandılar diye buraya atıf yaptı. Yanzurune fiiline buradan atıf yaptı. Evet. Velakinnehu, ancak o Hammude rafada zelik, bunu reddetti. Vermek istemedi. Vara'a, gördü. Ahadel atfali, çocuklardan birini. Yahmilu lu'beten hadise. Hamele yahmilu, normalde taşımak demek. Burada elinde tutmak diye çevireceğiz. Lu'beten hadise, yeni bir oyuncak. Elinde yeni bir oyuncak tuttuğunu gördü. Yelhu, oynuyor. Biha, eğleniyor. Biha, onunla. Vahdehu, tek başına. Yani şöyle toparlayabiliriz burayı. Çocuklardan birinin elinde yeni bir oyuncak tuttuğunu ve onunla tek başına eğlendiğini gördü. عاد حمود إلى البيت فأخرج الصدفة السوداء من جيبه وقال لها أمنيتي الأولى أن تكون اللعبة التي شاهدتها اليوم لي. وفي الحال تحققت أمنيته فأخذ يلعب بلعبة الطفل. عاد حمود إلى البيت,
Hamude eve döndü. Fe ahrece sadefete sevde'e, siyah deniz kabuğunu çıkardı. Ahrece yuhricu, çıkarmak. Min ceybihi, cebinden. Ve kâle lehe, ona dedi ki, yani deniz kabuğuna dedi ki, umniyeti el-ula, ilk dileğim. Ümniye kelimesi müennestir. Buradaki sıfatı da el-evvel diye değil de nasıl geldi? Müennes geldi. El-ula şeklinde. İlk dileğim. Vav üzerindeki cezme aldırmayalım. Burası met şeklinde. Ula. Evet. Neymiş ilk dileği? En tekûne'l-lu'be, oyuncağın olması. Hangi oyuncağın? Elleti şahettuha el-yevm, bugün gördüğüm oyuncağın olması. Li, benim olması. Evet. İlk dileğim, bugün gördüğüm oyuncağın benim olması. Ve filhal, derhal, hemen. Filhal. Tehakkakat, gerçekleşti. Umniyetuhu, dileği, Hammude'nin dileği gerçekleşti. Fe ehaze yel'abu, oynamaya başladı. Bir lü'beti tıfli, çocuğun oyuncağıyla oynamaya başladı. Melle Hammude min kesretil la'ib ve ahasse bil cu' fe ahraca sadefete min ceybih ve kâle lehe umniyeti es-sâniye en temtelie gurfeti bil halva el-lezîze. Melle Hammude, Hammude sıkıldı. Min kesretil la'ib, çok oynamaktan sıkıldı. O kadar çok oynadı ki sıkıldı. Ve ahasse bil cu', açlık hissetti. Ahasse şa'ara gibidir, daha önce de geçmişti. Bi ile kullanılır, hissedilen şeyin başına bi gelir diye geçmişti, yine anlatmıştık. Ahasse bil cu', açlık hissetti. Fe ahrace, çıkardı. Es-sadefete, deniz kabuğunu, min ceybihi, cebinden çıkardı. Ve kâle lehe, ona dedi ki, umniyeti es-sâniye, ikinci dileğim, en temteli'e, dolmasıdır, dolup taşmasıdır. İmtele'e, yemteli'u, dolmak, bir kabın dolması için de kullanılır. Dolup taşmak. Gurfeti, odamın dolup taşmasıdır. Ne ile? Bil helva ellezize, lezzetli tatlılar ile dolup taşmasıdır. Helva, tatlı. Halaviyyet gelir çoğulu. Ellezize, helva müennes olduğu için ellezize de nasıl gelmiş sıfatı? Müennes gelmiş. Helva, elifi maksura ile bittiği için müennes kabul edilir. Elifi memdude ve elifi maksura ile bitenler müennes kabul ediliyorlar bildiğiniz üzere. Elif-i maksura nedir peki? Elif-i maksura kelime sonundaki a sesi veren şu y'dir arkadaşlar. Kendisinden önce fethalı bir harfin gelmesi şarttır tabii ki. Va diye elif sesiyle çeker burası. Bil halva, işte buna elif-i maksura diyoruz. A sesi verir. Evet. Bil halva ellezize, bu şekilde sıfatı da nasıl geldi? Müennes geldi. Ve fi lemhil basar imtele'etil gırfe bil halva min cemi'il asnafi vel eşkal fesurra hammude bima ra'a ve ahaza ye'kulu ve ye'kulu hatta şebi'a. Ve fi lemhil basar, göz açıp kapayıncaya kadar. Bu Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor arkadaşlar. Kelemhil basar şeklinde de görebilirsiniz bunu. Göz açıp kapayıncaya kadar imtele'et, doldu. El-gurfetu, oda. El-gurfe müennes olduğu için fiilimizde burada müennes geldi. İmtele'et. Tabi geçiş sırasında sakinler kesreyle harekeleniyor. Ne ile doldu? Bil-helva, tatlıyla. Min cemi'il asnafi, her çeşitten, vel eşkali, her şekilden tatlıyla doldu. Asnaf burada
sınıf şeklinde çevirmeyelim de çeşit şeklinde çevirelim. Öyle daha uygun. Fesurra hammude, hammude sevindi. Bima ra'a gördüklerine, gördüğü şeylere sevindi. Ma burada nedir? İsmi mevsuldür. Bima ra'a gördüğü şeylere sevindi. Ve ahaze ye'kulu, yemeye başladı. Ve ye'kulu. Bu şekilde ye'kulu ve ye'kulu şeklinde aynı kelime vavla atıf edildiğinde arkadaşlar süreklilik ifade ediyor. Yedi de yedi gibi. Yani yemeye başladı. Yedi de yedi anlamında. Hatta şebi'a sonunda doydu. Ya da doyuncaya kadar yedi, yedi, yedi gibi çevrilebilir. Ye'kulu ve ye'kulu bunu ifade ediyor yani. Hiç durmadan yedi, çok yedi. Haraca hammude ilel atfali yahmilu ma'ahu el halva el lezize ve yekulu kullu hazihi el halva li vahdi ve len ut'ima ahadan minkum. غضب الأطفال من حمودة وابتعدوا عنه. خرج حمودة إلى الأطفال. خرج إلى. خرج dışarı çıkmak biliyorsunuz. Evden çıkmak, dışarı çıkmak. حمودة çıktı. إلى الأطفال çocukların yanına çıktı şeklinde çevireceğim burayı. خرج dışarı çıkmak zaten. Nasıl çıktı? يَحْمِلُ مَعَهُ yanında taşıyarak demeyelim de nasıl diyelim? Yanına alarak diyelim. Yanına alarak. الْحَلْوَا الَّذ۪يذَ lezzetli tatlıları yanına alarak arkadaşlarının yani çocukların yanına gitti. وَيَقُولُ diyerek ne diyerek? كُلُّ هَذِهِ الْحَلْوَا bütün bu tatlılar li vahdi sadece benim. Li benim. Vahdi yalnız başıma sadece. Vahdi tek başıma benim. Ve len ut'ime ahaden ve kimseye vermeyeceğim. Yiyecek olarak bir şey vermek at'ame yut'imu arkadaşlar. وَلَنْ اُطْعِمَ اَحَدًا kimseye vermeyeceğim. مِنْكُمْ sizden hiçbirinize vermeyeceğim. اَحَدًا ve şeyen kelimeleri nekre olarak kullanıldıklarında ve bu şekilde olumsuz bir cümle içerisinde geçtiklerinde hiçbir şey ve hiç kimse anlamlarına gelirler. اَحَدًا burada hiç kimse anlamı verdik. Şeyen geçer bazen böyle olumsuz cümlede. Nekre şekilde kullanıldıklarında ne anlama geliyor? Hiçbir şey anlamına geliyor. Hiçbirinize vermeyeceğim. Gadibel atfalu min hammude. Gadibe min. Gadibe kızdı. Kim? El atfalu çocuklar. Kime kızdı? O kısma min geliyor arkadaşlar. Min hammude. Hammude'ye kızdı. Yani Türkçe mantıkla ila hammude demeyeceğiz buraya arkadaşlar. Hani kendimiz Türkçeden Arapçaya çevirmeye çalışırken buna dikkat edeceğiz. Gazibe ila ile değil ne ile kullanılıyor? Min ile kullanılıyor. Gazibel atfalu min hammude. Çocuklar hammudeye kızdı. Vebteadu anhu. Ondan uzaklaştılar. İbteade an ile kullanılır. İbteade uzaklaşmak demektir. Burada da çoğul gelmiş. İbteadu anhu. Ondan uzaklaştılar. Evet, peki yaklaşmak nedir? Ondan da bahsedelim arkadaşlar. İbtaade an dedik. An ile kullanılır. Bir şeyden uzaklaşmak. Min ile değil yani an ile kullanılıyor. Bunu bilmemiz lazım. Yaklaşmak da iktarabe min. İktarabe min ile kullanılıyor. Ezberleyeceğiz bunları. İbtaade an ile kullanılıyor. Ba'id yani uzak kelimesi yine an ile kullanılıyor. Garib kelimesi yine min ile kullanılıyor. Bu versiyonlarını da bilmemizde fayda var. Ade hammude ilal beyt ve ahaza ye'kulul halva min cedid ve ba'de sa'at ahassa bi elemin şedid fi batnihi ve esnanihi hâvele en yenam ve lakinnehu lem yestati' min şiddetil elem. Ade hammude ilal beyt. Hammude eve döndü. Ve ahaza ye'kulu
yemeye başladı. El helva min cedid. Yeniden tatlı yemeye başladı. Ve ba'de sa'at. Saatler sonra ya da saat burada nekra gelmiş. Birkaç saat sonra şeklinde çevirsek daha güzel olur. Birkaç saat sonra ahasse hissetti. Bi elemin şedid. Yine bi ile kullanıldı bakın. Ahasse bi. Ya da şa'ara bi. İkisi de aynı şey. Hissetti. Ne hissetti? Bi elemin şedid. Şiddetli bir ağrı hissetti. Fi batnihi ve esnanihi. Karnında, batın, karın, karnında ve esnanihi, dişlerinde. Esnan, dişin çoğuludur. Tekili nedir peki? Yazalım. Sinnun, sin. Sin, esnan. Karnında ve dişlerinde şiddetli bir ağrı hissetti. Havale en yenem, uyumaya çalıştı. Havale en ile kullanılıyor. Enli mastar gelmiş burada. Uyumaya çalıştı. Uyumaya gayret etti. Velakinnehu ancak lem yestati' uyuyamadı. İstata'a yestati'u biliyorsunuz ebilmek. Lem yestati' şurada bahsettiği fiili yapamadı demek yani uyuyamadı. Min şiddetil elem ağrısının şiddetinden ağrısından uyuyamadı diyebiliriz. Tercüme ederken böyle daha güzel. Ağrıdan uyuyamadı. Zalle hammude yeteellemu ve yeteellemu ve iştedde elemuh hatta ahraca sadefete sevdâe ve kâle lehe etemennâ en yekûne kullu mâ merrabî hulumen. Zalle hammude yeteellemu ve yeteellemu. Az önce de bu kalıp geçmişti. Ye kulu ve ye kulu şeklinde geçmişti. Zalle devam etti demek. Süreklilik ifade ediyor. Hammude acı çekmeye devam etti. Yani ağrısı devam etti diyebiliriz. Yani karnı ve dişleri ağrıdı da ağrıdı. Bir türlü geçmek bilmedi gibi serbest çeviriyle bu şekilde çevirebiliriz. Gayet serbest bir çeviri oldu ama bunu ifade ediyor. وَاشْتَدَّ اَلَمُهُ ağrısı şiddetlendi, ağrısı arttı. حَتَّى اَخْرَجَ sonunda çıkardı. Yani öyle ağrıdı ki karnı dayanamadı, sonunda çıkardı. نَيِّ اَصَّدَفَتَ السَّوْدَاءَ siyah deniz kabuğunu وَقَالَ لَهَا ona dedi ki etemenna istiyorum, diliyorum. Temenna, yetemenna burada eneye göre gelmiş. Diliyorum. En yekune olmasını. Kulluma merrabi. Merrabi. Buradaki de mütekellim yesi. Başıma gelenlerin hepsinin olmasını. Ne olmasını? Hulumen. Rüya olmasını diliyorum. Hulum kelimesi rüya anlamında kullanıldığı gibi arkadaşlar geleceğe dair hayallerimiz içinde kullanılabilir hayal. Hulum çoğulu ahlam şeklinde gelir. Tahakkakat umniyetuhu s-salise halen fe'efâqa min hulumihi ve emâmehu s-sunduku ve s-sadefât ve bi-khâssa صَدَفَتُهُ الْعَج۪يبَةُ السَّوْدَى تَحَقَّقَتْ gerçekleşti, gerçek oldu. اُمْنِيَّتُهُ السَّالِسَ üçüncü dileği halen, hemen, derhal gerçekleşti. Halen anlamına gelen bir de bu kelimemiz var. فَوْرًا فَوْرًا hemencecik, derhal gerçekleşti. Fevran. Fe'efâqa min hulumihi. Fe bağlaç tabii ki. Efâqa min. Efâqa kendine geldi, uyandı. Min hulumihi rüyasından ayıldı yani. Efâqa ayılmak. Ve emâmehu önünde
vardı ya da önündeydi diyelim. Vav burada hal vav'ı aslında. Önünde olduğu halde güzel bir çeviri olmuyor bu ama hal vav'ı olduğunu bilelim bunun. Önündeyken ya da önünde olduğu halde diye kelime kelime çeviri yapılabilir. Fakat düzgün olması için böyle demeyeceğiz. Emamehu önündeydi. Es-sunduku kutu ve sadefetu deniz kabukları ve bihassa özellikle de sadefetuhu onun deniz kabuğu nereye gidiyor yani hammudeye. Deniz kabuğu nasıl deniz kabuğu? El acibe es-sevda siyah sihirli deniz kabuğu. Sana hammude sunduqan cemilen müzeyyenen bi sadef ve vada'a sadefetehu sevda'e fi mekanin münasibin leha ve huve yekul لقد تعلمت من هذه الصدفة درسا لن أنساه. لقد تعلمت ألا أحكم على الأشياء بمظهرها الخارجي، لأن ذلك المظهر قد يخدع ولا يدل على الحقيقة. صنع يبتي حمودة حمودة يبتي صندوقا جميلا güzel bir kutu yaptı. Muzeyyenen bir sadef. Deniz kabuğu ile süslenmiş. Müzeyyen. Süslenmiş. Güzel bir kutu yaptı. Ve vada'a sadefetehu sevde. Siyah deniz kabuğunu koydu. Nereye? Fi mekanin münasibin lehe. Ona uygun bir yere koydu. Ve huve yekulu diyerek. Ne diyerek? لَقَدْ تَعَلَّمْتُ öğrendim. مِنْ هَذِهِ الصَّدَفَ bu deniz kabuğundan öğrendim. Ne öğrendim? Dersen لَنْ أَنْسَاهُ hiç unutmayacağım bir ders öğrendim. Nesiye yense unutmak. Nesiye yense. Burada eneye göre çekimlenmiş. Ense hu nereye gidiyor arkadaşlar? Hu zamiri nereye gidiyor? Derse gidiyor. Asla unutmayacağım bir ders öğrendim bu deniz kabuğundan. Bu ders de neymiş bakalım? لَقَدْ تَعَلَّمْتُ öğrendim. Neyi? اَلَّا اَحْكُمَ hüküm vermemeyi, karar vermemeyi. اَلَّا nedir burada yine? Daha önce de bahsetmiştik. En, la'nın birleşimidir. اَلَّا olmuş. عَلَى الْاَشْيَاءِ bir şeyler hakkında hüküm vermemeyi ne ile neye bakarak bir mazhar hel harici mazhar görünüş demek harici dış görünüş yani bir mazhar hel harici dış görünüşüne bakarak bir şeyler hakkında hüküm vermemeyi öğrendim li enne zalikel mazhar çünkü o görünüş o dış görünüş kad yahda'u aldatabilir. Hada'a yahda'u fiilimiz. Muzari'nin başına gelen kad ne ifade eder? İhtimal ifade eder. Kad yahda'u aldatabilir, kandırabilir. Ve la yedullu alel hakika gerçeği göstermeyebilir. Delle ala göstermek, işaret etmek. Gerçeği göstermeyebilir. Evet, vav olduğu için kad buradaki muzariye de ne yaptı? Etki etti. Evet arkadaşlar, bu şekilde 12. hikayemizin de sonuna gelmiş olduk. Kelimelerimize bakalım. Sadef, deniz kabuğu, helva, tatlı. Çoğulu halaviyat gelir demiştik. Eşkel, şekil eşkel. Batmun, karın, esnen, dişler. Tekili sin kelimesiydi. Sinnun, esnenun. Bahr, bihar. Şatı, şatı sahil demek. Ceyb, cep. Selletul muhmelet, çöp kutusu. Lu'be, oyuncak. Hadise, yeni. Yani cedide gibi. Hadise, bazı yerlerde modern anlamına da gelir. Kadime, eski. Muzeyyen, süslenmiş. Esved, siyah. Ahrace, çıkardı.
Kharaca çıktı. Akhraca çıkardı. İbtaade uzaklaştı. Ye'kulu yiyor. Yete'ellemu ağrı çekiyor, acı çekiyor. Sürra sevindi. Sürra sevindi. Bi ile kullanılıyor. Neye sevindiyse oraya bi geliyor. Yahmilu taşıyor, elinde tutuyor. Rafada reddetti. Yel'abu oynuyor. La'ibe yel'abu. Rafada yarfudu şeklinde geliyor. Arkadaşlar, burada bahsetmek istediğim bir detay bilgi var. Sürra sevindi dedik. Bunun malum hali serradır. Sevindirmek, mutlu etmek, hoşnut etmek, memnun etmek anlamları vardır serranın. Sürra da bunun meçhulüdür. Memnun olmak, mutlu olmak, bir şeye sevinmek anlamı vardır. Bu şekilde kullanıldığında, sürra meçhul haliyle kullanıldığında mutlu olmak. Mesela ne diyoruz? Surirtu bilikaike. Niye surirtu diyoruz? Çünkü sürradan çekimliyoruz onu. Surirtu. Memnun oldum, mutlu oldum. Bilikaike. Seninle tanıştığıma, seninle görüştüğüme mutlu oldum diye surirtu bilikaike şeklinde kullanıyoruz. Evet, o buradan geliyor yani, surradan. Mutlu oldum. Ama serra şeklinde malum gelirse ne anlam vereceğiz? Mutlu etti, memnun etti anlamı vereceğiz bu şekilde. Bu hikayenin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.